Zeynep abla, 2-3 soru soracağım ama biraz önce VT'de dikkatinizi mi çekti mi bilmiyorum. Diyorsun ki beni tercih ettiği sürece. Geldiği sürece, evet. Yani seni istememesinden mi korkuyorsun? Yani tercih etmez diye mi düşünüyorsun? Buldu ama görüşmek istemeyebilir. Olabilir. Belki onun da kendine göre kurulu bir düzeni vardır. Yani bir şey diyememişim. Henüz daha çok erken ona. Böyle bir seçenek söz konusu mu Mülki? O benim annem. Yıllar sonra buldum. Öyle bir düşüncem yok. Ben de nefes aldığım sürece de annemin her zaman benim yanımda yeri var. Başımın tacı. Sen de benim gönlümün sultanısın. Bravo. Bir tane. Onun için hep kalbimin bir parçası sen, bir parçası ablan. Ne olursa olsun. Tabii ki anneciğim. Kerime abla, sen her evlat, yani biyolojik annesiyle ya da babasıyla buluştuğunda onlardan daha fazla hüzünleniyorsun. Aynen. Çünkü onu da cimben çektim. Kimse cimben, Allah biliyor. Bir taraftan da ben şunu düşünüyorum. Aslında Reşit'in böyle bir anı yaşamasını, yaşayacağından da korkuyor olabilir misin? Şöyle, inşallah iyilerine karşılaştığında fakir olsun. Onu baş tacıyla ben bile taşırım. Sağ omuzum, yorumsa sol omuzum da ben başımda taşırım. Yeter ki kıymetlendim misin? Başına ne gelirse gelsin. Hayır. Mesela öyle bir şey olduğunda kendini hani eksik hissedersin gibi bir düşünce oluyor bende. Aynen. Yeter ki bulunsun. Ben o eksikliği de getiririm Allah'ın izniyle. Demişti ya abla yayının başlarında. Göreceksin, bak çıkmayacak, sonunda bana kalacaksın. Paylaşamam diyor musun Kerim abla? Efendim? Paylaşamam Reşit'i kimseyle diyor musun? Bakın, benim bildiğim kadar saygı, sevgiyi karşı taraf verebilecek mi? Çocuğum yıkılacak mı? Bunalıma girecek mi diye korkuyorum. Eğer gerçekten benim öz annesi ise fazlasını verir, asla eksik vermez. İnşallah. Kerime abla da bir tarafta hani o buluşmanın sevinci ama diğer tarafta da kendi anını düşünüp, yani o buluşmada ben geride, arka planda kalacağım. Reşit öz annesine, biyolojik annesine kavuşacak ve yalnız kalacağım gibi bir duygu hissediyorum. Hissetmiyorum. Gerçekten arka planda. Bunu hissediyor mu? O kadar doğal ki yani. Aynen. O kıskançlık değil yani, kıskançlık olarak nitelendirmeyelim. Hayır, saygı duyarım. Yeter ki ailesi çıksın. Yeter ki üzmesinler dedi az yeter önce. Yeter ki üzmesinler. Çocuğum üzüp de psikolojisini bozmasın. Hüsnü Hanım, ben ne düşünüyorum? Artık 34 yaşında. Ben ne düşünüyorum? Benim tahminim Reşit'i annesi şu anda izliyor ve cesareti yok. Çünkü çok özel bir çocuk olduğunu düşünüyorum ben de. Ama çok büyük bir sır var ortada. Şu an cesaret edip çıkamıyor diye düşünüyorum. Çıksın. Bir sürü ihbarlar, bir sürü iddialar var. Adana'daki meydan doğum evinde dünyaya geliyor. Leyla Atay ve Kerime Ongun onu gidip hastaneden doğduğu gün alıyorlar. Ve Kerime abla sonra büyütüyor. Allah şahidim. Annesinin kim olduğu hala ortaya çıkmadı. Aynı çıkmayanlar hastane utansın. Ben 3-4 aydır dimdik çıkıyorum çocuğumun yanına. Kendileri de çıksın da görünsün, istenmiyorsa da bıraksın. Şimdi aynı hastanede dünyaya gelen Zeynep Hanım tarafından evlatlık verilen Mülkiye Melek var. Yıllar sonra ortaya çıkıyor kim oldu? Reşit'inkinin çıkmıyor olması hala bizim için çok büyük bir soru işareti. Mülkiye'cim, anneciğini buldun. Ve babanın kim olduğunu merak ediyorsun. Evet. Bize gelen bazı bilgilerde sizden tekrar hatırlatma isteyeceğim. Bir pasaj vardı. O pasaj neredeydi Zeynep abla? Atilla alt katın iniş. Efendim? Atilla alt kat diye bir köprü var. Köprü var. O köprünün bitiminde bir pasaj vardı. Evet. Orada bir kasetli dükkanı. Mahmut Aktay olabilir mi? Olabilir. Soy ismini bilmiyorum bak ama Mahmut. Peki siz mesela Mahmut diye biriyle görüşüyordunuz. Söyledi Aktay mı değil mi bilmiyorum dediniz. Hayır. Yanında kimler çalışırdı, kimlerle arkadaş ederdi? Hiç kimse çalışmıyordu. Tek başına sabah kendi açıyordu, akşam kapatıyordu. Kendi kapatıyordu. Bize gelen bazı bilgiler
bu kişinin, yani o pasajda kaset, Adana'daki o pasajda kaset dükkanı olan kişinin Mahmut Aktay olduğunu söylediler. Bunlar doğru mu değil mi bilemiyoruz. Ekran başına bizleri izleyenler, belli bilgilere sahip olanlar lütfen bizimle paylaşsınlar. İhbar numaralarımız, WhatsApp numaramız, telefon numaralarımız var. Telefonlar meşgulse WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Ekip arkadaşlarım hemen daha hızlı bir şekilde sizi ararlar. Bu ismin Mahmut Aktay olduğunu söyledi. Beyefendiyi tarif edebilir misiniz? Yani Mülkiye'nin babasını. Orta boylu, beyaz tenli, evet, yeşil gözlü. Yeşil gözlü, beyaz tenli. Hı-hı. Yani o pasajda dükkanı olan diğer kişiler eminim bu Mahmut'u tanıyorlardır. Kesin. Etine hafif dolgun. Öyle biriydi. Ne kadar süre görüştünüz? 3-4 ay falan. 3-4 ay. Ailesi beni istemedi dediniz. Evet. Anneyle görüştünüz mü? Hayır, şöyle evlerindeydik. Annesi geldi. Yani annesi gelin evi. Onlar da bir yerdeydi herhalde ki geldiler. Beni görünce şaşırdı. Annesi. İşte ha, ondan sonra mevzu etti yani. Daha bizim oğlumuz bekar olmaz gibicesine. Nerede oturuyorlardı? Adana Ruhsağlığı Kurttepe. Kurttepe'de oturuyorlardı. Ruhsağlığı merkezinin arkasında. Evet. Demişti. Mahmut Aktay'ı tanıyanlar, o Adana'daki bir pasajda kasetçi dükkanı olan bir kişi. 1985 yılından bahsediyoruz sevgili Tapan seyirciler. Tapan Yiğit pasajı Yiğit olarak geçiyor orası. Orada o vardı, başka yoktu zaten. Orada kasetçi Mahmut, soyadının evet da Aktay olduğu söylendi. Tanıyanlar, bilenler lütfen bize. O zamanlar kaç yaşındaydı? O zamandaydı. İşte vallahi yaşım aslında kimlikte büyük de yani. Yok, 20 onun yaşı. Onun yaşı. Ha, onun yaşı hemen hemen o da 29-30 yaşlarında vardı. Aranızda yaş farkı falan? Yok yok, çok fazla yok. Şu anda 60 yaşlarında olması lazım o zaman. Peki siz hamile olduğunuzu Mahmut'a söylediniz mi? Söyledim. Ne tepki vermişti? Söyledim. Önce bir böyle umursamadı. Ondan sonra da zaten görünmedi. Sonra da bir anda dükkanı kapattı gitti diyorsunuz. Aynen öyle oldu. Hani sadece ikiniz mi görüşürdünüz? Başka arkadaşları var yok, mıydı? Yok yok, ikimiz. Atıyorum dükkana gittiğinizde çay kahve içtiğinizde mutlaka yan komşu pasaj öyledir çünkü. Evet, çay falan getiren çaycı vardı. Çayı istediği zaman getiriyorlardı. Başka bir arkadaşıyla falan hiç görüşmedi. Hiç tanımıyoruz. Ailesi neci olarak bilinirdi? Ne iş yapar bilinirdi? Ailesinin böyle bilindik bir ünvanı var mıydı? Hayır. Demirci, hayır, hurdacı. Hayır hayır hayır. Ne iş yaparlardı, hiç anlattı mı size anne baba ile ilgili? Hiçbir iş, anne baba evdeydi. Evdeydi, iş, bir iş yaptığı yoktu yani. Babası da çalışmıyordu. Yok. Şimdi bu Mahmut Aktay ile ilgili bazı bilgileri bilenler bizimle eminim paylaşacaklardır. Adana'daki Tapan Yiğit pasajında kasetçi dükkanı olan Mahmut'tan bahsediyoruz. Soyadın Aktay olduğu söylendi. Eminim ihbarlar ve bilgiler de gelecektir. Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim hanımefendi Zeynep Hanım'a? Şimdi hamile olduğunu söylemiş, dükkanı kapatmış gitmiş ama annesininle olan ev adresini hani biliyormuş. Oraya gidip de annesine ya da kendisine hesap sormak ya da bunu iletmeye gittiniz mi? Çünkü bir adres daha biliyorsunuz. Hani anneye gidip ben yani, hamileyim, hayır, benim durumum zaten, ne olacak dediniz mi diye. Durumu bozulmuş benim duyduğum kadarıyla, gittim evlerinin, oraya da gittim. Ama ev de satılmış. Yani sizin hamileliğinizle beraber bir an... aynen hepsi bitti. Böyle bir şey denk geldi. Yani tesadüf mü olabilir? Tesadüf ama mü, gerçek mi bilmiyorum. Hamile olduğunuzu öğrendikten tabii, sonra. Tabii tabii, aynen. Şimdi bir de abla var. Evet. Sevda Büke. Tekirdağ'da yaşıyor. Sizin ilk çocuğunuz. Evet. Mülkiye'nin de ablası. Duymuş mu? Duysa sanırım arar. Şu an ilk defa mı? Evet. İsmet. Hiç görüşmüyor musunuz? Görüşüyordum canım. 15 güne yani bu olaydan önce görüşüyordum. Ben bir öfkeyle sinirlendim, telefonu kapattım. Ondan sonra numarayı değişmiş. Kimin numarası değişmiş? Kendi numarasını.
Kızınız numarasını mı değiştirmiş? Hı. Bundan dolayı mı ulaşamıyorsunuz? Hayır, evet, bundan dolayı. Yoksa herhangi bir sorunumuz yok aramızda. Kesinlikle. Ama Tekirdağ'da nerede yaşadığını biliyorsunuz. Tekirdağ'ın içinde. Tekirdağ'ın içinde. Hı hı. Evine gider miydiniz? Yok, ben fazla seyahat eden bir... Çünkü işle gücle, geçimimle yani mükellefim. Fazla seyahat edecek hiçbir gücüm yok. Kendi gelirdi, bayramda kendi gelmişti. Bir ay kadar kaldı, gitti. Hani Sevda sürekli gelirdi. Hı hı. Ama 15 gündür onun telefonu değiştiğinden beri, onunla iletişiminiz koptuğundan beri, evet, şu hayatınızda yaşadığınız hiçbir şeye şahit değil. Yani televizyon ekranında. Hayır, bilmiyorum, eğer duyduysa, beni aramıyorsa çok kızarım. Yani yanımda olmasını isterdim. Ne oldu Mülki? Yani anne ve abla arası açık, biraz üzüldüm. Hayır canım, onda üzülme, olur ya, herkes... Sonuçta bir anne. Olur, 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 öyle şeyler olur. Ben bile yani 32 yıl sonra bir anneye hasret bir şekilde kavuşma anını yaşıyorsam, o da bir annenin çocuğu, küs kalmaması gerekiyor. Hayır, bizim, şimdi kıskanma falan olayı diye sakın aklına öyle bir şey getirme. Doğru, tamam da, yani ne kadar da olsa üzücü bir durum. Hani hiçbir evlat bir anneye fazla küsemez, hiçbir anne de hiçbir evlada bu kadar küsemez. Ama bu kadar uzun küs kalmanın hiçbir anlamı yok. Mülkiyeciğim, hepimiz insanız ve aynı hataları yapıyoruz. Ama insanoğlu elindekinin kıymetini bazen de bilmez. Yani. Öyle, yani evet. Bu anne için de geçerli, evlat için de geçerli. Çünkü onun için o kadar sıradan, olağan ve normal bir şey ki. Evet, normal. Ama hani bu kadar istemiyorum ki, ben de yıllar sonra hem abla hasreti, bir kardeş hasreti vardı bende. Eğer şu an duyuyor, izliyor. Şimdi buradan o zaman ablana seslen. Sevda Büke adı, Tekirdağ'da yaşıyor. Ne söylemek istersin? Söyle. Onun haberi var mı Mülkiye'den? Bir çocuğunuz oldu ve ona evlatlık verdiğinizin haberi yok mu? Aile içerisinde hiç mevzu olmuyordu. Hiç söylemediniz mi? Bu çok büyük bir şok yaşayacak yani. O zaman siz söyleyin. Yok, kendi seslensin daha iyi. Ben elini tutmuşum. Hadi annem. Hayır, telefonda değil. Nerede? Yayına karşıya söyle. Ne söylemek istiyorsan söyle. Ablana. Senin varlığından bile haberi olmayan bir ablan var. Söyle. Annem böyle bir şey hiçbir zaman itiraf edip söyleyememiş. Ablacığım, 32 yıl sonra öncelikle annemi buldum. Ben anneye ihtiyaç duyduğum kadar bir ablaya da ihtiyaç duyuyordum. Hep isterdim ki benim bir büyüğüm olsun, bir ablam olsun. Bir anne kadar yakın olsun bana. Böyle gece saat 3 dahi olsa ablama koşup derdimi anlatıp ya da ablam gelip derdini anlatmasını isterdim. Eğer beni buradan duyuyorsan ne olursun bağlan ya da bir haber ver. İstesen de istemesen de en azından bağlan, görüş. Görüşüp görüşmemek sana kalmış artık ablacığım, ama ben seni çok istiyorum. Ablam olmanı çok istiyorum. Zeynep abla, diğer tarafta evladınızdan kendinizle ilgili bir gerçeği sakladınız. Siz ne söylemek istersiniz? Ben mecbur dedim ya, başından beri hep mecburiyetten, mecburiyetten, mecburiyetten. Ondan sonra annem... Bir saniye. Mecburiyetten sakladınız böyle bir şeyi. Ve Sevda kardeşi olduğu gerçeğini ilk defa öğreniyor. 6-7 yaşına kadar annem kız kardeşime verdi. Onun...
benim küçüğüme çocuğu olmuyordu, ona verdi. Onun yanında kaldı, büyüdü. İşte onlar geliyordu, biz gidiyorduk. Öyle görüyordum. Onlar için de hayatım hep rezil, hep çile. Sonra okul dönemi başladı. Artık dayanamadım. Dedim git getir, verdiğin gibi o çocuğu getir. Okuldan sonra yanınıza mı aldınız? Liseye kadar yanımda okuttum. Ama nasıl okuttum? Onu ancak yaşayan bilir. Dışarıdan gören değil. Yaşayan bilir. Sevda'nın iki şoku var. Bir, bir kardeşi olduğu gerçeği. İki, o kardeşin ortaya çıkması. Hatta üç, anneyle ilgili hiç bilmediği bir şeyi de öğrenecek. Bu ön konuşmayı özellikle yapmanızı istiyorum ki sizi anlayabilsin diye. Tekirdağ'dan Sevda Büke'ye sesleniyoruz. Ben Sevda'ya bir şey söylemek istiyorum aslında. Tanıdığımız günden beri hanımefendiliğine, insanlığına saygı duyduğumuz bir kız çocuğu Mülkiye. Hepimizin sakinliğini hayranlıkla karşıladığımız, her olay karşısında susabilmesini ve tevekkülünü, Allah inancını çok saygıyla karşıladığım bir kız çocuğu Mülkiye. O yüzden böyle bir kız kardeşe sahip olduğunu Sevda'ya söylemek isterim. Onun yerinde olsam tanımak isterdim. Belki o yüzden, sırf bu yüzden bile bize ulaşıp bağlanıp Mülkiye'yi kucaklar, sonrası onun kararına kalmış ama bence tanısın. Kucaklar. Kucaklar mı? Kucaklar. Eminim buna kucaklar. O beni kucaklarsa ben onun bir ömür boyu kucaklarım. Sen o da şimdi kucaklar. Kucaklar. Onun da yüreği zengin. Kucaklar. Peki. İçim en azından birazcık daha rahat. Kucaklar. Bu arada burada konuları konuşurken... O da öyle miymiş, bu da böyle miymiş, hayır, şöyle hayır, miymiş hayır, hayır, hayır. Gibi yani kendi hikayelerin içerisinde öyle sürprizler çıkıyor ki o buluşmanın gerçekleşmesini canı gönülden diliyorum.